Elazığ Doğu Anadolu'da tarihi Harput Kalesi'nin bulunduğu tepenin eteğinde kurulmuş bir şehirdir. Elazığ'ın yerleşim yeri olarak tarihi yeni olmakla beraber bölgenin tarihi oldukça eskidir. İlde Keban Barajı'nın yapılmasından sonra tarıma elverişli toprakların bir kısmı su altında kaldığından tarım alanlarının azalması paralelinde sanayi canlanmıştır. Elazığ aynı zamanda Türk siyasi tarihinde önemli başarılara imza atmış, aktörler yetiştirmiştir. Ve bunların başında gelen siyasetçilerden biri olan Mehmet Ağar, Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Parti Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunarak Elazığ ilimize önemli katkılar sağlamıştır. Bu güzel ilimizi sizlere tanıttıktan sonra öncelikle mikrofonlarımızı 22. ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ uzatıyoruz. Evet sevgili seyirciler, şu an karşınızda Elazığ 22. ve 24. dönem AK Parti milletvekillerimizden Zülfü Demirbağ'la beraberiz. Sayın Vekilim, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Vekilim? Ben 1956 yılında Elazığ Palo ilçesinde doğdum. 1994 yılında Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yol bakım onarım müdürü olarak göreve başladık. Aşağı yukarı 6 yıl orada bu görevi ifa ettik. Daha sonrasında da başkan danışmanlığı 2002'de de 22. dönem sizin de ifadenizde milletvekili olarak Elazığlıların teveccühüne mazhar olmak suretiyle gerek Türkiye genelinde gerek Elazığ'da Sayın Başbakanımıza, partimize nihayetinde bizlerle gösterilen teveccühün neticesinde milletvekili olduk. 4 yıl aradan sonra 23 dönemden sonra bu 24. dönemde 2011 itibariyle tekrar AK Parti'den milletvekili olarak meclise girdik ve çalışmalara devam ediyoruz. Elazığ halkına hizmet vermeye görevli. Gayreti içerisindeyiz zaten. Evet. Zülfü Demirbağ, Elazığ ili hakkında genel değerlendirmelerde bulunarak son yıllarda Elazığ iline yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Elazığ bir huzur limanı. Evet. Bölgedeki illere bakıldığı zaman hemen çevremizde işte Tunceli, Bingöl, Diyarbakır üçgeninde olan ilçelerimiz var. 400 derece teşvik yasası kapsamında ama Elazığ'ın ağırlıklı olarak yeraltı zenginlikleri var. Madenler, mermer. Yani teşvik yasasından faydalanma açısından bakıldığında ağırlıklı olarak 5. bölgede. 5. bölgenin hemen hemen bütün imkanlarından yararlanıyor Elazığ. Şu andaki konum itibariyle. Şimdi tabii ki arzu ediyoruz burada olaylarla anılmasın. İşte Süper Lig'e çıktık. İnşallah ilk maçını Fenerbahçe ile burada oynayacak. İnşallah dışarıdan bu Süper Lig vasıtasıyla iş adamları da yönetimde bulunan iş adamları da Elazığ'a geldiği zaman yakinen Elazığ'ın durumunu teşhis edecek, görecek, değerlendirecek. Bunun neticesinde de inşallah Elazığ'ın bu huzur limanı görünümü dışarıya olumlu bir şekilde aksedecek. Belki iş adamlarımızın teşvik yasasından da yararlanma amacıyla buraya yatırımlar olacak. Bunu fazlasıyla arzu ediyoruz. Elazığ bunu hak ediyor. Buradan da sesleniyoruz o zaman yatırımcılarımıza. Evet. Elazığ'a gönül rahatlığıyla yatırım yapabilirler. Çok ciddi teşvik imkanları artı huzurun olduğu bir il. Evet. Doğu ve Güneydoğu'da ve yatırıma müsait bir il ulaşımı itibariyle. İşte malumunuz Batı'yı Doğu ve Güneydoğu'ya bağlayan aksa baktığınız zaman düble yol ağ yolu bitmiş durumda aşağı yukarı. Bir Gürün kesiminde kısa bir yer var 20-30 kilometre. Yine evet. Bir maden yani Diyarbakır hattında maden kesiminde bir 20-30 metre kilometrelik kısmın dışında tamamen bitmiş durumda. Dolayısıyla düble yol açısından Elazığ'ımız şanslı. Türkiye'nin her tarafında da bu yapım çalışmaları olduğu gibi Elazığ'da çok ciddi anlamda bir yatırım aldı. Hava limanı işte bir iki ay sonra inşallah Başbakanımızın programın uygun olduğu tarihlerde bir açılışını yapacağız. Yeni terminal binası devreye girecek. Demin de orayı gezdik havaalanına indiğimizde arkadaşlarla falan. Gerçekten Elazığ'a layık 1 milyon yolcu kapasiteli takriben 16 bin metrekare kullanım alanı olan 9 bin metrekare alana oturan bir terminal binası. Yani Ankara ayarında bir terminal binası neredeyse. Çok güzel ve şu anda gerek Türkiye Hava Yolları gerekse özel hava yolları iniyor. Yurt dışından charter seferleri yapılıyor. İnşallah ileriki dönemlerde yolcu kapasitesiyle bağlantılı olduğu için tabii biliyorsunuz. Bunu da yakaladığımız zaman liman, havalimanı olacak.
Dolayısıyla hava yolu ulaşımı da çok ciddi anlamda büyük bir katkı yatırımcı açısından. Bir taraftan da demir yolu zaten var ve bu da 2023 programında inşallah hızlı tren Elazığ Diyarbakır hattı da tamamlanacak, yani ihale edilecek ve yapılacak. O da yapıldığı takdirde Elazığ'da hava, kara, demir yolu her bakımdan, deniz yok tabii. Onun dışında, deniz ulaşımı dışında bütün ulaşım alternatiflerine altyapısına sahip değil. Ekoflaş ekibi olarak Elazığ'daki çekimlerimize devam ediyoruz. Sıradaki konuğumuz Elazığ Valisi Muammer Erol. Elazığ Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret eden ekiplerimiz il hakkında bilgiler aldı. Elazığ'ımızın doğudan batıya bütün kuzeyi Keban Baraj Gölü ile çevrili ve güneydoğusunda da Hazar Gölümüz var. Böylelikle diyoruz ki Türkiye'nin 3 tarafı ama Elazığ'ın 3,5 tarafı sularla çevrili. Memleketimizin işte batısındaki birçok ilden daha üst standartta bir altyapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nedir bunlar? İşte eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim imkanları açısından baktığınızda Elazığ'da bugün 3000 yatak kapasitesi var. İşte tıp fakültesi var. Özel hastaneler var. Bu 3000 yatak kapasitesinin içine dolduran. Ve inşallah önümüzdeki aylarda temelini atacağımız yine 1000 yataklı bir bölge hastanesi var. Elazığ Sporu Doğu'nun tek temsilcisi olarak tanımlayan Vali Muammer Erol, taraftarlardan destek beklediklerini dile getirdi. 2009 yılında başladığımda Elazığ Spor işte 3. eski 3. lig diye bildiğimiz ligdeydi. Bankasya Ligi'ne çıktığımızda ligi şampiyon bitirdik ve Süper Lig'e çıktık. Elazığ Bankasya'da da Süper Lig'de de Doğu'nun tek temsilcisi. Onun için sadece Elazığlıların değil, yani yakın civarımızdaki işte komşu. Malatyalı, efendim Diyarbakırlı, Tunceli, Bingöl'ü hemşehrilerimizin de biz Elazığ taraftarı olarak görüyor ve sahip çıkmıyor. Evet. Bekliyoruz, maçlarımıza bekliyoruz. Vali Muammer Erol, Elazığ'ın yatırım potansiyeline değinerek girişimcilere mesaj verdi. Elazığ'ın gelişme potansiyelleri, her şeyden önce insan potansiyeli ben yüksek diye görüyorum ve Elazığ'ın bugünü dünden iyiydi, yarını bugünden daha iyi olacak. Elazığ'ın yatırım potansiyelleri de hakikaten kaçırılmayacak kadar ve kaçırıldığında da vah biz neyi kaçırmışız diyecek ve dövünecek kadar da büyük. Yani bunu kaçırmasınlar. Memleketlerine bu manada da sahip çıksınlar, kazansınlar ve kazandırsınlar. Elazığ'ın gelişiminde ve kalkınmasında sayısız projelere imza atan Elazığ Belediyesi'nin çalışmaları ile önemli katkılar sağlamıştır. Ekoflaş ekiplerimiz şimdi de Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu'nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Elazığ'ımız Doğu Anadolu bölgesinde olmasına rağmen Doğu Anadolu'muz standartlarını aşan bir şehir. Siz de geldiniz, gördünüz, geleceksiniz, göreceksiniz gerçekten. İlimiz yani doğunun standartlarını aşıyor. Baktığınız zaman bir kapısı doğuya bakıyor, bir kapısı batıya bakıyor yüzünü. Evet, biz arkadaşlarımızla beraber her şeyin mükemmelini, daha iyisini, daha güzel, mükemmelini yakalamak için çalışıyoruz. Tabii diğer arkadaşlarımızla belediye bir bayrak yarışıdır. Bir bayrak yarışını aldık. Tabii biz önceki arkadaşlarımız da güzel çalışmıştı. Güzel çalışmalar vardı. Biz de o çalışmaları, o tempoyla devam ediyoruz. Başkan Süleyman Selmanoğlu Elazığ'da hayata geçecek olan yeni projelerine değindi. Elazığ'da çok proje hayata geçti. Şu anda bulunduğumuz bina 2010 yılında temeli atıldı ve 2012 yılında Eylül ayında Sayın Başbakanımız binamızı açtılar. Şimdi hizmetlere baktığımız zaman huzur evimiz yoktu. 5500 metrekarelik bir huzur ev yaptık. Efendim eğitimle ilgili çalışmamız devam etti. 12 dersli bir okul yaptık. Milli Eğitim'e hediye ettik. Arıtma tesisini yeniden revize ettik. Vahşi depolama vardı ilimizde. Katı bertaraf tesisini kurduk. Tıbbi tesisleri kurduk. Ara transfer istasyonunu kurduk. Parklar, bahçeler, bulvarlar, yeşil alanlarla ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. 4 parkımız vardı. 170 parka çıktı. İrli ufaklı.
Çalışmalarımız devam ediyor ama şimdi önümüzdeki günlerde hangi projelerimiz hayata girmeli? Yeni bir oto terminal projemiz var. Galericiler sitesi projemiz var. Balıkçılar hali projemiz var. Bu arada şunu ifade etmek isterim. Yeni sebzani de yapıp bitirmiştik. Şimdi baktığınız zaman Elazığ'da bir Harput'la ilgili bir projemiz var. Teleferik projemiz var. Bunu yap işlet devlet modeliyle yapmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerdeki, aylardaki projemiz de bunlar olacak. Evet, bunlar da hayata geçirince. Proje derken bir, büyük bir kültür park projemiz var. 10 dönüm üzerinde. Kongre merkezi, mini oteli, özürler merkezi, efendim spor alanlarıyla, lokantalarıyla, kafeteryalarıyla, camisiyle, sosyal donatılarıyla inanın Türkiye'de adından söz ettirilecek ve ses getirecek büyük bir projemiz de başlamış, devam ediyor.